Arkadaşlar merhabalar, bu videomda Metin Yayınları'nın hazırladığı TYT AYT Geometri Soru Kitabı'nda 2. bölüm 11. testin çözümünü yapacağız. Karma testlerdeyiz, üniversite deneyim testlerindeyiz. Neyin karmasıydı? Dik üçgen ve açılarına göre özel üçgenlerin karmasıydı arkadaşlar. İsterseniz çözümlere başlayalım. Aşağıda alanları belirtilen kare biçimindeki 3 arsanın birer kenarları arasında kalan üçgensel bir bölge gösterilmiştir. Şuradakinden bahsediyor. Buna göre arada kalan üçgensel bölgenin en büyük açısının ölçüsü kaç derecedir diye soruluyor. Arkadaşlar bu karenin alanı 225 ise bir kenar nedir? 15. Şuraya bir 15'i yazalım. Bu, yani şuraya A diyelim isterseniz. A kare eşittir 225 ise A'yı buradan kaç bulduk? 15 bulduk. Sonra hocam şunun bir kenarına B diyecek olursam, bu 1296 ise B kare 1296 ise, bu da karekökünü alırsınız arkadaşlar çarpanları ayırmayla. Bu 36'nın karesi yapıyor. B 36 yapacaktır. Evet, burası 36 yazdık. Şuraya da C diyecek olursak, C karede arkadaşlar 1521 ise o da sonu 9'lu olacak. Tahmin edin ne? O da C diyecek olursak, o da 39'un karesi yapacağından burası da 39 yaptı. Dikkat edin, 15, 36 ve 39. Dikkat ederseniz 15 dediğimiz şöyle bir dik üçgen çıktı arkadaşlar. 15 dediğimiz nedir arkadaşlar? 3'ün 5 katı. Öbürü 3'ün 12 katı 36. Burası da 3'ün 13 katı değil mi? Evet. Burası 3'ün 5 katı, 3'ün 12 katı, 3'ün 13 katı. Yani 5, 12, 13 sağlandı. O zaman burada kaç derece çıkar? 90. Zaten bu üçgensel bölgenin en büyük açısı soruluyor bize. O da kaç derece yapıyor? 90. Diğer açılar kesinlikle ama kesinlikle 90'dan küçüktür. Dolayısıyla birinci soru böylelikle Balıkesir çıktı arkadaşlar. Geldik ikinci soruya. Şekil 1'de katlanmış biçimde duran akrobat merdiven, şekil 2'deki gibi her bir parçası zemin ile eşit açı yapacak şekilde açıldığında zemine değen parçalar arasındaki uzaklık en fazla şu arkadaşlar 12 kök 3 birim oluyormuş. Bu merdivenin tüm parçaları doğrusal olacak şekilde tak 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 açtın. Dümdüz olacak şekilde açılarak düz bir zeminle 60 derecelik açı ile hemen okuduğumuzu anlamaya çalışalım. Düz bir zeminle 60 derecelik. Evet, bunu açtığımız zaman arkadaşlar, şunu açtığımız zaman düz bir zeminle, düz bir zeminle burası olsun. Bu merdiven olsun arkadaşlar. Bakın şurası merdiven olsun. Düz bir zeminle kaç derecelik açı yapacakmış? 60 derecelik açı yapacak şekilde dik bir duvara dayandırıldığında, şu da dik duvarımız olsun arkadaşlar. Dik bir duvara dayandırıldığında merdivenin duvara değen ucunun zemine olan uzaklığı AB'ye kadar oluyor. AB uzunluğu 12 kök 3. Yani şurası 12 kök 3 kadar oluyormuş. Tekrar okuyalım şuraya. Bir duvara dayandırıldığında merdivenin duvara değen ucunun zemine olan uzaklığı. He, burası. Burası 12 kök 3 kadar oluyormuş arkadaşlar. AB'ye kadar oluyormuş. Evet, duvara kadar, merdivenin duvara değdiği yerin zemin olan uzaklığı bu. O zaman burada ne çıktı? 30 çıktı. 60'ı karşı 12 kök 3 ise 30'un karşısı 12. 90'ın karşısı da kaç yapacaktır arkadaşlar? 24. Şu merdivenin tüm açılmış hali değil miydi? Evet. Bu merdiven katlandığında şu kenarlar birbirleri oturuyor ya. Şu x, 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 2, 4, 6x. 6x'in ne olduğunu bulduk? 24. Bir tane x'i kaç bulduk o zaman arkadaşlar? 4 olarak bulduk. Merdivenin şuradaki küçük parçası, o katlamaların her bir katlamanın sağlandığı uzunluk 4 santimetre olarak bulduk. Buna göre diyor, şekil 2'deki, yani şuradaki merdiven parçalarının zeminle yaptığı açı kaç derecedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi bu da ortak bir açı yapılacak şekilde aynı açıyla şey yapılmış ya arkadaşlar. Şuradaki açıların hepsi birbirinin tıpkısının aynısı mı arkadaşlar? Aynı. Şu üçgenler birbirinin aynısı. Bir tanesine baksak yeterlidir. Şu açıklıktan kaç tane var arkadaşlar? 3 tane var. 12 kök 3 ise o zaman 3'e böldüğünde bu açıklık 4 kök 3, 4 kök 3, 4 kök 3 oldu. Hocam biz x'i de 4 bulduk zaten. Dikkat edin, 4, 4, 4 kök 3 sağlandı. Burada sağlanan kısım şöyle 4, 4, 4 kök 3 ise o zaman merdiven ne kadar açılmış oluyor arkadaşlar? Bu neyin üçgeni? 30-30-120 üçgeni değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla şekil 2'deki merdiven parçalarının zeminle yaptığı açı. Zeminle yaptığı açı kaç derece oluyor? Şuradaki açı soruluyor bize. 30 derece olmuş oluyor arkadaşlar. Cevabımız böylelikle 30 yaptı. Yani kaçıncı soru arkadaşlar? Bu ikinci soru. Böylelikle Balıkesir oldu gençler. Geldik 3'e. Aşağıdaki iskeleti İkizkenar dik üçgenlerden oluşan bir bebek arabasının modeli gösterilmiştir. Bebek arabasındaki en küçük dik üçgenin dik kenar uzunluğu 5. Arkadaşlar burası 5. 5, 5 hep ikizkenar dik üçgenlerden oluşuyormuş. 5, 5, 5 kök 2. 5 kök 2'nin kök katı 10. 10, 10, 10 kök 2 yaptı. Kök katı 20. 20, 20, 20 kök 2 yaptı.
kök katı 40. 40 40 40 kök iki yaptı. O zaman 40 kök iki ise kök katı burası da kaç yapacaktır? 80 yapacaktır. Buna göre bebek arabasının AB uzunluğu nedir? Hocam buraya kadar 80. Buraya kadar da 20. 80 artı 20'den kaç çıkar? 100 çıkar. Dolayısıyla cevabımız 3. soruda Ceyhan oldu. Geldik 4'e. Sezer yukarıdaki yeşil ve turuncu ikizkenar dik üçgenleri kullanarak aşağıdaki süslemeyi yapmıştır. Süslemenin çevresi 36 olduğuna göre şu çevreye bakacağız. Arkadaşlar şuraya bir AA diyelim isterseniz. AA ise hocam burası A kök 2. Hocam burası da AA ise burası da A kök 2. Dikkat edin 2 kök 2 A oldu. İkizkenar dik üçgen olduğu için 2 kök 2'nin kök 2'ye bölünmüş hali 2. O zaman burası 2 A olur. E burası da 2 A. Aynı dik üçgen 2 A 2 A olacak mı? Olacak. Bunun çevresi derken nedir çevresi? Bakın şuradan saymaya başlayalım. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Adam sana 12 A'yı kaç vermiş arkadaşlar? 36 vermiş. A'yı buradan kaç bulursun? 3. Turuncu bölgenin alanı nedir diye soruluyor. E o zaman A 3 ise dik üçgenin alanı isteniyor. Alan nedir arkadaşlar? 3 çarpı 3 bölü 2. Dik kenarlar çarpımının yarısı. Yani cevabımız böylelikle ne çıktı arkadaşlar? 9 bölü 2 çıktı. Yani dördüncü sorunun cevabı böylelikle Balıkesir oldu. Geldik 5'e. Şöyle bir katlama var arkadaşlar. Katlamada hemen katlamayı açıyoruz. Katlamanın açılmış hali şurası mı arkadaşlar? Evet. Katlamanın açılmış hali şurası yaptı. Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam 17 ise 17. Şu kenarla da şu kenar birbirine eşit mi? Eşit. E hocam burası xken burası da x. E bitti gitti. Burası da 90 derece. Aynı doğru üstünde katlandığı için. Şuraya da y diyecek olursak ne yapacaksın burada? Bir burada Pisagor, bir de burada Pisagor. İkili Pisagor'da y ortak mı arkadaşlar? Evet. Normalde yapman gereken nedir? Hocam y kare eşittir. Şurası 17 pardon. Şurası 17 olacak. Normalde yapman gereken y kare neye eşittir? 17'nin karesi eksi x'in karesine eşittir. Aynı zamanda y kare neye eşittir? 25 ve x artı 12 mi diğer dik kenarlar? 25'in karesi eksi x artı 12'nin karesine eşit olmak zorunda. İşlem işlem işlem. Ama ben burada 17'yi gördüm kardeşim. Büyük ihtimal 8, 15, 17'dir. Hisset 8. Burası 15 mi acaba? Buraya 8 koyduğumuzda burası 15 oldu ya. 15, 20, 25 sağlamız tuttu mu tuttu. Demek ki x buradan kaçmış arkadaşlar? 8 çıkar. ABC kubaşı katlanmadan önceki çevre uzunluğu. Hocam burası 17. Burayı kaç bulduk? 8 bulduk. Şu uzunluğu DC uzunluğunu kaç bulduk? 8, 12 daha 20 bulduk. Toplayacağız o zaman. Çevremiz kaç yapar? 17, 25 ve 28'in toplamı yapar. Şu ikisinin toplamı 45. 25 daha 70 mi yapıyor arkadaşlar? Evet. Cevap böylelikle Edremit oldu. 5. soruda arkadaşlar. Geldik 6. soruya. Şekildeki evin çatısı evin tabanı ile 30 derecelik açı. Güneş paneli ise evin çatısıyla 15 derecelik açı yapmaktadır. Güneş panelinin arkasındaki dikey desteğin yani tabana nedir? Tabana dik olandır arkadaşlar bu. Dikey desteğin uzunluğu 2 birim olduğuna göre şu uzunluk 2 birim olduğuna göre diyor. Panelin uzunluğu nedir diye soruluyor. Arkadaşlar ben burada 30'u kullanmak zorundayım. Ne yapayım? Şunu mu uzatayım? Hayır. Adam sana dikey destek demiş. Bu dikey destek nedir? Şuraya diktiği midir arkadaşlar? Değil mi? E burası dikse o zaman hocam burada burası 90, 30, 90 burası kaç çıktı? 60 çıktı. E hocam burada 15 ile neyin toplamı 2 yapar? Pardon 15 ile neyin toplamı 60 yapar? 45. Aa 45'in mantığını kullanacağım. İçeriden dik çizersem olmaz. Zaten bak burada kaçı da 120 derece. Nereden dik çizmemiz lazım? Çünkü içeriden dik çizdiğinizde 15, 75, 90 oluşuyor. Dışarıdan 60'ı kullanacak şekilde. Şuradan da dik çizersem olmaz. Yine 15, 75, 90 çıkıyor. O dik. Şuradan çizdirirse süper olur. 60, 90 ise 30 oldu. Bak 45, 45, 90 üçgen çıktı. 30'un karşısına A dersek burası A kök 3 mü oldu? Evet. Dikkat edin. Burası da 45, 45 olduğu için şu kenarla da şu kenar eşit olacak mı? Şekil biraz dengesiz. Olur öyle vakalar. Evet. Buradan A kök 3 eşittir A artı 2 yaptı. A kök 3 eksi A eşittir 2 yaptı. A parantezinde kök 3 eksi 1 eşittir 2 yaptı. A da buradan 2 kök 3 eksi 1 kök 3 artı 1 eşleniğiyle çarparsam eğer 2 çarpı kök 3 artı 1 bölü kareleri farkı yani 2 yaptı. Bunlar sadeleşince A'yı kaç bulduk? Kök 3 artı 1 olarak bulduk. A bizden ne isteniyor? Paneli, güneş paneli isteniyor. Hocam burası A kök 3. Dikkat edin. Burası A kök 3 ise yani burası da A kök 3. A kök 3, A kök 3 ise burası da A'nın kök A kök 3'ün kök 2 katı A kök 6 yapacaktır. Bizden A kök 6 isteniyor. A kök 6 isteniyor.
Yani kök 6 çarpı a isteniyor. Kök 6 a. O da kök 3 artı 1 diye midir arkadaşlar? A değeri. Cevap da var mı? Var. O da C şıkkında var. Kök 6 çarpı kök 3 artı 1 yaptı cevap. Böylelikle 6. soru ne çıktı arkadaşlar? Cihan çıktı. Geldik 7. soruya. Şekildeki yelkenli teknenin yelkenlerini taşıyan iskelet yatay ve dikey iki direk ile dikey direğin uç noktasından yatay direğin uç noktalarına bağlanmış. Evet, şöyle şunu anlatıyor arkadaşlar. Dik halatlardan oluşmaktadır. Yelken iskeletinin yatay direğinin uzunluğu. Evet. Yelken iskeletinin yatay direğinin uzunluğu. Yelken iskeletinin yatay direği. Şurası arkadaşlar 20 metre. Tamam. Şurayı bir 20 metre diye yazayım arkadaşlar. 20 metre ve yelken çekildikten sonraki yelkenin alanı, yani şuradaki alanı vermiş bize. Hocam bu alanı kaç vermiş? 80. E hocam burası 20 ise şuraya da h diyecek olursak, çünkü bu zemine dik demişti. 90'sa 20 çarpı h bölü 2 eşittir 80 olduğundan 10h. H'ı da buradan kaç buluruz arkadaşlar? 8 buluruz. Evet, burası 8 çıktı arkadaşlar. Bakın burada ne var? Dikten dik çizilmiş. Öklit bağıntısı. Buraya a dersen burası da 20 eksi a yaptı. 8'in karesi eşittir a çarpı 20 eksi a. Hocam bunu dağıtırsın çıkar. Ama hisset kardeşim. 8'in karesi 64. 4 ile 16'nın çarpımı 64. A yerine 4 koyarsan burası 16 oluyor mu? Oluyor. Tam tersi de olabilir. Hiç fark etmez. Tam tersini de yazabilirsiniz. Hocam a'yı kaç bulduk? 4. Burası kaç çıktı? 16. Burası 4 iken 4 8. Burası 4 kök 5 olur. Burası 16 iken 8 16 ise 1 2 kök 5 üçgeninden burası da 8 kök 5 olur. Halatların uzunlukları bu da halat bu da halat olduğundan dolayı 4 kök 5 ile 8 kök 5'in toplamı 12 kök 5 soruluyor arkadaşlar bize. Dolayısıyla cevabımız böylelikle Akçay yaptığı 7. soruda. Geldik 8'e. Şekildeki su kaydırağı doğrusaldır. İşte 17 vermiş, 25 vermiş, 28 vermiş. Arkadaşlar bu da zemine dik anlatmıştır büyük ihtimalle onu. Arkadaşlar ne yapacaksınız burada? B noktasının yerden yüksekliği h isteniliyor. Arkadaşlar biz buraya bir x dersek burası ne olacak? 28 eksi x olacak. A bir burada Pisagor, bir burada Pisagor, değil mi arkadaşlar? E o zaman ne yapacağız burada? Normalde ikili Pisagorlarda ortak olan kenar yalnız bırakılıyor. ÖSYM'de çok soruyor demiştik. H kare eşittir 17'nin karesi eksi x'in karesi, değil midir arkadaşlar? Şuraya kadar x dedim. Buraya kadar 28 eksi x oldu. 17'nin karesi eksi x'in karesi eşittir. H kare neye eşittir? 25'in karesi eksi 28 eksi x'in karesi olacaktır. İşlem işlem işlem. Kim uğraşacak 28'in karesiyle falan? Boş ver. 17 var mı? Var. Büyük ihtimalle ne üçgendir? Hocam 8, 15, 17 üçgendir. Bakalım tutuyor mu? 8 denedim. Olmazsa bu dik kenar 15 olma ihtimali de var. Dikkat. 8 iken hocam burası 15 olursa 28'den 8 çıkınca x yerine 8 yazmıştık ya. Burası 20 oldu. 15, 20, 25 sağlaması tuttu mu? Tuttu. Bizden ne isteniliyor? Biz buradan x 8 bulduk. X 8 bulunca da h kaç çıkıyor arkadaşlar? 15 çıkıyor. Bizden b'nin yerden yüksekliği isteniliyor. Dolayısıyla cevabımız böylelikle Balıkesir oldu. O yüzden de hep diyoruz özel üçgenleri, özel kenarlı üçgenleri lütfen ama lütfen bilin. Sorularda işinizi gerçekten kolaylaştırıyor. Evet, 8. soru Balıkesir oldu ve böylelikle 11. testi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 12. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.